günaydın Deniz'ciğim. Günaydın Hacer teyzem. Nasıl olduk oğlum? Sabaha kadar biraz ağrıdı ama şimdi daha iyi. Hayrola, bu sabah erkencisi? Yakında vizeler başlayacak. Artık çalışmam gerekiyor. Canım benim, çalış çalış. Allah zihin açıklığı versin. Doktor olmak zor iş. Ama böyle aç aç çalışılmaz. Aşağıda kahvaltı hazır. Hacer teyzem sen böyle bu kolumla niye yoruldun? Ben hazırlardım. Canım benim. İkbal Hanım sağ olsun. O hazırladı. geç kalma. Tamam Hacer teyzem. Emine? Günaydın Deniz. Böyle erkenden aradım ama kusura bakma. Yok ne kusuru. İyi misin peki? İşte sen? Ben de öyle. Dün benim de o adi herifi görmeye geldiğin için teşekkür etmek istedim. Yok, önemi yok gerçekten. Ama Allah'tan sözümü dinleyip o adamla konuşmadım. Bana bunları yaptığı için o kadar kızgınım ki. Biliyorum canım ama lütfen sakin ol. Ben bugün hocamla da konuşacağım. Ve ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. İnan bana bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Teşekkür ederim Deniz. Gerçekten çok iyisin. Şimdi kapatmam gerekiyor. Sonra görüşürüz olur mu? Tamam, görüşürüz. Kaçacağım Suna. Gideceğim buradan. Yoksa evlendirecekler beni. Bilmiyorum Banu. Daha kötü şeyler olabilir. Ya abla bütün gece biz ne konuştuk? Bundan daha kötü ne olabilir söyler misin? Ya ben böyle bir hayata katlanamazken şimdi daha kötüsü konuluyor önüme. Hayallerim var benim abla. O hayaller uğruna nelere katlandım sen bilmiyorsun. Şimdi hiçbirinden vazgeçmeye niyetim yok. Ölürüm daha iyi. Böyle konuşma. Beni korkutuyorsun. Nereye gideceksin peki? Arzu'nun yanına gideceğim. Liseden arkadaşım vardı ya. Şu Kırıkkale'ye kazanan arkadaşın mı? Evet, sabahleyin konuştum. Ablası da yanındaymış, tayinini oraya istemiş. Gel dedi, başımın üstünde yerim var dedi. Bizimkiler yola gelip dön diye yalvarıncaya kadar. Merak etme abla, her gün arayacağım seni. Bilmiyorum Banu. Gideceğim Suna. Başka çarem kalmadı. Of. Ah anne, ah. Çalışmıyor işte. Senin neyine bilgisayar ya? Hah Mert, uyandın mı canım benim? Uyandım anneciğim. Ve marifetinle karşılaştım. Hah, ben de onu söyleyecektim. Bilgisayar çalışmıyor. Fark ettim. Artık her ne yaptıysam bir daha da çalışacak gibi değil kendisi. Ay ben ne yapmışım canım benim? Ne? Ben bu bilgisayarı seninle burada yalnız bıraktığımda tıkır tıkır çalışıyordu. Şimdi ise kendisine rahmet okuyoruz. Oğlum işte bunları böyle dayanıksız yapıyorlar. Anne, benim bütün hayatım bu bilgisayarın içindeydi. Haberin var mı senin? Mert, oğlum ne bağırıyorsun sabah sabah? Ne olacak? Oyuncağını kırdık diye ağlıyor küçük bey. Anne, sen durumun ciddiyetini anlamıyorsun ya. Ödevlerim vardı içinde diyorum sana ya. Oğlum üşenme, elinle yazıver. Delireceğim. Delireceğim yani baba. Tamam oğlum, bağırma annene. Çağırırız servisini yaptırırız. Hazır elindeymişken ona yeni bir bilgisayar alır mısın lütfen? Aa doğru söylüyor. Bunun oyuncağına mı kaldık? Bak annesinden sakınıyor oyuncağını. Sen bana daha iyisini al Celoş. Tamam bakarız. Hadi sen okuluna geç kalma. Allah zihin açıklığı versin. Hayır baba. Önce sabır versin. Gerisi geriliğinden gelir. Ay hiç saygı kalmamış. Hiç kalmamış. Hiç saygı kalmamış. Özgürcüğüm. Kahvaltı hazır oğlum. Anne, kahvaltı edebileceğimi hiç sanmıyorum. Aa, neden? Karnım. Ne oldu, karnın mı ağrıyor?
Hem de nasıl anne? Of. Anne benim acil lavaboya gitmem lazım. Çekmesin diye çok kıyafet almadım yanıma. Bir süre idare etsin yeter. Olmadı Arzu'dan takılırım. Gitmene gönlüm razı değil Banu. Ama başka çare yok galiba. Abla, evden çıkmama yardım edersin değil mi? Tamam canım sen merak etme. Sen Kırıkkale'deyken okul ne olacak? Arzu'nun ablası doktor ya. Rapor alırız dedi. Son param bu. Sonra yine gönderirim. Merak etme ablacığım. Arzu da yardım eder bana. Tamamdır. Abla. Anne. Seni çok özleyeceğim. Kendine çok dikkat et, tamam mı? Ben de canım çok özleyeceğim. Oğlum iyi misin? İyiyim. Doktora falan gitmek ister misin? Karnım. Of. Ne oluyor anneciğim? Özgür bağırsaklarını bozmuş. Kıvranarak kalktı, dakikalardır da çıkmıyor oradan. Özgür. Of. Günaydın. Bir sorun mu var? Özgür'ün midesi bozulmuş, çıkmıyor bir türlü içeriden. Doktora götürmek lazım çocuğu. Ay, yediği bir şey mi dokundu acaba? Gıda zehirlenmesi olmasın? Doktora gerek yok. İyiyim ben. Ha, belli iyisin. Özgür öyle her şeyi yiyecek bir çocuk değil ki. Neden oldu ki acaba? Belki üşütmüştür. Yok. Üşütme falan değil. Niye olduğunu ben çok iyi biliyorum. Aa, neden? O tuhaf kızın getirdiği yiyecekten. Hacer Hanım siz bırakın bana. Hadi Efe'ciğim. Olmuş. Ay Şiko, tadına bakmak ister misin? Yok canım, o almayayım. Anne? Hayır canım, sağ ol. Yani bir sağlıklı yaşama varım ama... bir garip, tuhaf görünüyor bir oğlum. Vallahi siz bilirsiniz, çok güzel. Hı-hı. Afiyet olsun çocuğum. Kimyesi o tuhaf şeyi hastalanırdı. Ay kokusu da biraz ağırdı sanki. Hay Allah ya. Ne yapsak acaba? Patates falan mı haşlasak? Acaba bir nane limon mu yapsak? İşe yarar mı? Yarıyor. Ben ne zaman böyle olsam annem yapardı. Aa bak, nane limon iyi fikir. Ben hemen yapayım. Sen o kızı tanıyor musun? Arkadaş ortamında görmüşlüğüm var. Aslında Deniz'in arkadaşı. Ha, başka kimin arkadaşı olur zaten? Of Özgür, of! Deniz? Mert? Kendin ol yeter, sen beni dönmez. Hem sen hala hazır değil misin? Ben seni almaya geldim. Ya, okula birlikte gideceğiz. Bundan sonra yalnız gitmeni istemiyorum. Mert sen iyi misin? Niye bana böyle yalnız kalmanı istemiyorum diyorsun?
Oğlum, bir ses versene, iyi misin? Özgür. Neler oluyor? Özgür'ün midesi bozulmuş da. İyi, ben bir bakayım o zaman. Tamam. Sen nereye? Nane limon yapacağım Özgür'e, iyi gelir. Hadi bakalım. Sen bile uyurken şirin olabiliyorsun ya. Sütten nasıl seni? Biz de günümüzü şenlendirelim o zaman. Efendim Melih. Sen bana telefon numaranı vermiyorsun ama benimkini çoktan almışsın galiba. Aa, yoksa beğenmedin mi mesajımı? Yo, beğendim. Hatta bayağı ilgi çekici buldum diyebilirim. Ben hep böyle bir adım önde olup insanların dikkatini çekmeyi severim. Evet. Ama sence bu kadar oyun yeterli değil mi ha? Bilmem. O zaman senin yerine ben karar vereyim. Akşam ben de yemek, film, sohbet üçlüsü ha? Ne dersin? Sen böyle üçlüyle ancak çocukları kandırırsın Melih. Benim gibi büyük kızlara sökmez bu numaralar. Peki, büyük kızlar nelerden hoşlanırlar acaba? Yemek kulağa hoş geliyor. Sen güzel bir şarap al, gerisini de bana bırak. Nasıl istersen. Akşamüstü uygun mu sana? Uygun. Adres? Tamam. Görüşürüz Melih. Bir de yemek yiyelim bari. Karın tokluğuna çalışıyoruz vallahi. Bana şans dile Ozan. Balığın düğünü tutacağım bugün. Eline sağlık. Kazım, gel sen de oturma, git alınacakları al. Tamam ya, alacağız. Hırpalama kendini bu kadar. Otur biraz, soluklan. Ay hadi hadi. Baba, ben okula gidiyorum. Sen mi bırakırsın yoksa yalnız mı gideyim? Okul nereden çıktı şimdi? Okul falan yok. Otur hazırlığı yap. Ne kaldı gelmelerine? Ama baba, proje teslim etmem lazım. Kızım, bugün okul yok dedim. Gidemezsin hiçbir yere. Özgürcüğüm, doktora gitmek istemediğine emin misin? Eminim anne. Özgürcan, bak bundan sonra öyle her önüne geleni mideye indirmek yok, tamam mı? Hele de organik olanları. Pelin'cim, sen Efe'yi okul için hazırla. Ben de Özgür'e yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Tamam anneciğim. Nane limon geldi. Sağ ol Deniz. Deniz, sen yemek yapmayı biliyor musun? Evet, biliyorum. O zaman bana yardım etmek için mutfağa gelir misin? Tabii, gelirim. Bini açtı. Bu projeyi de vermezse sene kaybedecek. İyi, yürü gidelim. Hemen verip çıkarsın. Ama baba, benim derse de gitmem lazım. Oho, kızım istemeye gelecekler. Sen ders diyorsun bana. Ya ama baba. Baba, akşama daha çok var. Banu hem okuluna gider hem çarşıya. Ne çarşısıymış o? Anne, yeni bir elbise alsın kendine. Bunlarla mı çıkacak karşılarına? Hayda. Şimdi mi söylenir bu? Dünya kadar elbisesi var. Kazım, doğru söylüyorlar. Alsın, alsın. Ya ama baba, baksana hepsi tüylendi. Bunlarla mı çıkayım?
Yok yok, olmaz bunlar, olmaz. Gidip de yenisini alsın, bu yenisini alsın. Baba sen şimdi bana para ver. Ben hem dersime gideyim, dersten çıktıktan sonra da elbiseyi alır gelirim. Evet baba ya. Sen de eve alınacakları al gel. Banyonun lambasını takalım. Ay ben unuttum onu tamamen. Koş hadi. Yumurta kapıya dayanınca aklınız başınıza geliyor. Baba hemen dönem olur mu? Banyoya da para vermeyi unutma. Çabuk dön mi kızım? Anne, her şeye rağmen seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum yavrum. Gözdeyle ilgili bir gelişme var mı? Yok hayır. Aman zaten olmasın da lütfen. Of ya karnım. Ya Özgür neyse, ben seni fazla tutmayayım da dinlen. Zaten ders notlarını almaya gelmiştim. Al abi, orada hepsi masanın üstünde. Bir de anatomi CD'sini tabii. Ne istersen al abi. Of ya karnım. Oğlum bak görüyorsun değil mi? Aşk yüzünden başımıza gelmeyen kalmıyor. Sen bağırsakları bile bozdun. Ya Mert ne olur uğraşma benimle. Tamam tamam. Uğraşmayacağım. Hadi geçmiş olsun. Ben gidiyorum, ararım seni. Meli abi. Ne var Ali sen? Abicim nerelerdesin? Kaç zamandır seni arıyorum, ulaşamıyorum. Bir hata mı ettim abi? Hem kulüp toplantılarına da katılmıyorsun. Herkes seni soruyor. Yeter diyorum, amma kapı ötüledin ya. Ayrıca sen beni arayamazsın. Canım isterse ben seni ararım. Peki abi. Tamam lan tamam, asma suratını. Tam sana göre bir iş var biliyor musun? Dinliyorum. Şimdi biliyorsun Ali Nazik, finaller yaklaşıyor. Abi. Bana da finallerden güzel bir not alacak. Böyle makul bir ücret karşılığında... Birkaç saatinde Melih Şahin olma gururunu yaşayacak bir inek lazım. Vallahi büyük gurur abi. Ama sen hiç merak etme. Sana bütün finallerden yüz aldıracak birini bulacağım. Yok yok yok. Yüze gerek yok. Ya birkaç soruyu da yanlış yapsın ya. Ne de olsa ben mütevazı bir adamım değil mi? Sen hiç merak etme abicim. Ben bu işi hallediyorum. Hatta gidiyorum. Saygılar, hürmetler sunuyorum. Ah Ali sana. Sen bir yetenek var da... Liderlik ruhu yok diyorum. Al bakalım. Dönüşte kıyafetini al gel eve. Geç kalma. Tamam baba. Geç kalmam. Akşama görüşürüz evde. Kolay gelsin. Baba. Sizi çok özleyeceğim baba. Nereden çıkmışım bu kızım? Gerçekten. Sanki gurbete gelin gidecek. Bizim mahalleden hep tutacağım sana. Üzülme. Tamam baba, görüşürüz. Hoşça kal. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Birini mi arıyorsun? Yo. Sürekli sağa sola bakıp duruyorsun da. Hiç canım öylesine. Sen iyi misin peki? İyiyim. Her şey yolunda yani. Yolunda Mert. Dün seni aradım, açmadın telefonunu. Bahsetmiştim ya, hani bir hasta yakını vardı. Onunla ilgilendim. Selam. Selam. Özgür nerede? Arkadaşlar bir şey mi oldu Özgür'e? Alo Arzucuğum.
Ben bugün geliyorum. Anlamıyorum ki ne dediğini. Niye kısık sesle konuşuyorsun? Ablam mı geldi? Yani. Tamam peki canım, ben seni daha sonra ararım. Hadi hoşça kal. Allah Allah. Kıyamam ya, çok üzüldüm. Mehveş, abartılacak bir şey yok yani. Sadece biraz yemek dokunmuş, o kadar. Ya ben ona en iyisi mis gibi bir sebze çorbası yapayım da götüreyim. Mehveş demiş gerek yok. Zaten canı bir şey istemiyor. Olsun, benim çorbamı görünce dayanamaz yaş. Mehveş, Deniz haklı. Bak, bir süre peynir ekmek yesin. Hele bir toparlasın kendini, sonra yaparsın, tamam? Yani aslında doğru söylüyorsun. Neyse, ben bir köpeği öleyim de oradan özgür ziyaret edelim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben de Selçuk Hoca'ya uğrayacağım. Hadi ben de geleyim seni. Mert, gerek yok. Hem ne oluyor sana? Böyle tuhaf tuhaf sorular, her yere birlikte gidelim demeler. Ne yani, sevgilimi düşünmek suç mu? Hayır, ilgilenmesem ilgilenmedi diyeceksin. Neyse, ben Selçuk Hoca'ya gideceğim. Mert, lütfen. İyi, dikkat et. Ozan ya, ama bak olmaz böyle. Bugün de çalışırız diye konuşmuştuk. Melih de oyun mu oynuyorsun? Ya Ozan kalk gel hadi. İyi, tamam. Sana tek başına iyi oyunlar. Deniz, zamanın varsa görüşebilir miyiz? Şimdi mi? Ben de tam Selçuk Hoca'ya senin durumunu konuşmaya gidiyordum. Dur, hemen konuşma ne olur. Ben sizin okulun yan sokağındayım. İlk önce biz bir konuşalım. Tamam, geliyorum. Merhaba hocam. Merhaba Mert. Hayırdır? Yoksa arşivdeki işi bırakacağını söylemeye mi geldin? Bu aralar biraz boşluyormuşsun diye duydum da. Yok hocam, haklısınız da bu aralar dersler çok yoğun. İyi, öyle olsun bakalım. Ne söyleyecektin bana? Ben size bir şey soracaktım hocam. Acaba Deniz yanınıza geldi mi? Hayır, gelmedi. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Emine, iyi misin? Nasıl iyi oluyor? Sabaha kadar uyumadım yine. Her şey yoluna girecek. Selçuk Hoca güvenilir bir insan. Mutlaka bize yardım edecektir. Ben pek emin değilim aslında. Bu durumu kimsenin bilmesini istemiyorum. Hocana söylemek ne kadar doğru, onu bile bilmiyorum. Anlıyorsun değil mi? Tabii ki anlıyorum. Ama Selçuk Hoca çok güvenilir bir insan. Bence söyleyelim. En azından bize bir yol gösterecektir. Sen güvenilir diyorsan... Tamam, söyle. Ama başka hiç kimse bilmeyecek. Yalvarırım. Kimseye söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Fight one. Ready, go! Kıracağım abi bu joystick'i. Of, abicim işkence misin sen ya? Anahtarın yok mu? Ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Ozan lütfen. Banu git. Ozan lütfen yapma. Neredesin ya? Erkek arkadaşım arıyor. Benim hemen gitmem lazım.
Deniz, sürekli aynı şeyleri söylüyorum biliyorum ama benim durumumu kimseye söyleme. Akif arkadaşım da bilmesin. Söylemem. Artık rahat ol sen. Mert'le son günlerini iyi değerlendirdin sana. Gözde geri döndü. Ozan, biliyorum. Bilemezsin Banu. Sen kandırılmak nedir biliyor musun? Ben çok iyi biliyorum. Kendini o kadar ufak, o kadar aşağılanmış hissediyorsun ki aynaya bakmaktan kaçıyorsun. Ben sana güvendim, güvendim. Hatta bir ara salak gibi dünyada başıma gelen en güzel şey olduğunu düşünüyordum biliyor musun? Banu, sen çok iyi bir oyuncusun. Seni tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyuncusun. Beni kullandın. Oysa ben senin için bütün dünyayı karşıma almaya hazırdım. Ozan. Ne var Banu, ne var? Yemezler kızım, bunlar timsah gözyaşları. Burada. Sen Selçuk Hoca'ya gideceğim dedin ya. Selçuk Hoca'ya beni mi sordun? Evet. Senin uğramadığını söyleyince ben de seni aradım. Telefonun kapalıydı. Ha, müsait değildim. Yani bizi bıraktıktan sonra buraya geleceğini söylemiştin. Neredeydin sen? Mert, sen beni takip mi ettiriyorsun? Ne böyle sorgular gibi neredeydin, telefonunu niye açmadın falan? Hayır, seni takip etmiyordum Deniz. Sadece görmek istemiştim, o kadar. Peki dediğin gibi olsun. Ben Selçuk Hoca'yla konuşacağım. Sonra görüşürüz, olur mu? Pekala. Benim de derse girmem gerekiyordu zaten. Gel. Gel Deniz, gel. Medya olsa bugün kabul günü. Hocam, sizinle bir şey konuşmam lazım. Eğer ihtiyacım olursa gelebileceğimi söylemiştiniz. Ne zaman istersen gelebilirsin tabii. Bir sorun yok değil mi? Aslında var hocam. Ama bunu size nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Aramızda kalır değil mi? Tabii ki kalır. Bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı var da. Ne gibi bir sorunu var arkadaşının? Arkadaşım hamile. Ne yapsak acaba? Ozan, ben çok pişmanım. Yemin ediyorum seni üzecek bir şey yapmak istemedim. Ama yaptın. Banu, üzmek ne kelime? Üzmek çok hafif kalıyor. Sen herkes darmadağın ettin. Pelin açısından olaya girmiyorum bile. Benim salak kuzenim seni affetmiş, falanmış filanmış. Umurumda değil. Ne olursun, sen de dene. Bir şans ver bana, vallahi açıklayacağım her şeyi. Banu, istemiyorum. Seni ne görmek istiyorum ne de duymak istiyorum. Bunu o cin fikirli kafana sok. Ozan! Banu, bitti. Ozan, ne olur yapma. Ne olur. Ne olur bunu bize yapma. Ben kendime yenik düştüm Ozan. Ben çok fena şeyler yaptım. Ama asla seni üzecek bir şey yapmayacağım. Asla. Ozan, seni çok seviyorum. Doğru yapma. Ama çok seviyorum. İnanmam ben. Yalvarırım, ne olur beni bırakma. İnanma. Ne olur izin ver, yatakalıyım. Denizciğim. En kısa zamanda arkadaşını görmem lazım. Önce gebeliğin kaçıncı haftasında onu tespit edelim. İşte ondan sonra da ne yapmamız gerektiğine kararımızı veririz. Hocam çok sağ olun. Ben arkadaşıma söyleyeceğim, en kısa zamanda geleceğiz. Bak, sakın kendi başınıza bir şey yapmaya kalkmayın, tamam mı? Çünkü operasyonun steril bir ortamda yapılması gerekiyor. Tamam hocam, ben de o yüzden sizinle konuşmaya geldim. Aferin Deniz, iyi yaptın. Hocam tekrar teşekkür ederim. Merak etmeyin, size danışmadan hiçbir şey yapmayacağız.
Haberleri iyi Emine. Selçuk Hoca yardım edecek. Gerçekten mi? Deniz, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok mutlu oldum. Çok sağ ol. Rica ederim. Artık üzme kendini, olur mu? Bak, her şey yoluna giriyor. Ben seni tekrar arayacağım, tamam mı? Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Bu Deniz çok saf bir kız. Mert Bey'le görüşecek misiniz Gözde Hanım? Şimdi değil. Onunla yakında görüşeceğiz. Nerede kaldı bu kız? Yoldadır Kazım, neredeyse gelir. Çoktan gelmesi lazımdı. Suna, ara şunu. Baba, telefonu yok ki. Kırdın attın ya. Kabahat bende. Niye gönderdiysem? Baba ya, elbise alacaktı ya. Okuldan çık, ulusa git anca. Ay tabii Kazım. Yani aman, 40 saatte beğenememiştir bu elbiseyi. Görücüye çıkacak. Kolay mı Kazım? Ayol bu. Okula bile giderken 5 saatte hazırlanamıyor. Ya. Elbise melbise niye karıştırdınız sanki? Gelecekler şimdi. Kepaze olacağız vallahi ya. Kız yok ortada. Tövbe tövbe. Konuşamadık. Şimdi ben otobüse binince nereye geleceğim? Sen beni alabilir misin? Anlamadım. Arzu ablana niye söyledin ki? Arzu, ben sizin başınızı belaya sokacak bir şey yapar mıyım? Ne demek kusura bakma? Arzu, gidecek yerim yok diyorum. Alo? Arzu? Ozan. Ozan. İyi. Gitmiş bizimki. Hazırlıklara başlasak güzel olacak. Cüzdanı. Meryem'in CD'si yok. Meryem'in CD'sini ben buraya koymuştum. Meryem'in CD'si yok. Allah'ım. Ay. Meryem'in CD'si yok. Şahanesin. Teşekkür ederim. Burada mı yiyeceğiz? Pardon ben... çok özür dilerim, ben heyecandan daldım. Geçsene lütfen. Teşekkür ederim. Güzel.
şu günler. Ne konuşuyorsun sen orada mırıl mırıl? Hiç. Bana bak Suna. O kız bir şeyler karıştırıyorsa bu saatten sonra... Neredesin sen? Saat kaç oldu? Hani elbise? Alamadım baba. Zamanım olmadı. Anı! Baba bak geldim. Gelmeye de bilirdim. Efe'cim kaçma ama. Bak hava çok soğuk, üşüteceksin. Ben eve giymem. Gel buraya. Efe'cim lütfen. Ay. Aa Bahri. Hoş geldin. Hoş bulduk. Al bakalım. Teşekkür ederim. Yalnızca yoldan geldik. Kimse yok mu karşılığı yan başta? Hepsi yukarıdalar. Sen geç otur, ben çağırayım. Tamam. Bahri, hoş geldin. Hoş bulduk Hacer. Nasıl oldu kolun? İyi. İyi de ben pek iyi değilim. Ne oldu? Sana bir şey söylemem lazım. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyle canım. Gel mutfakta konuşalım. Bir dünya işim var ya. Hadi çalış. Ne olur çalış. Oh, çalıştı. Ne sanmıştın canım benim? Yaptırdık işte oyuncağını. Nesi varmış? Ne bileyim ben? O kadar bağırdın çağırdın annene. Değmiştir inşallah. Ya anne tamam, çok özür diliyorum. Söz veriyorum bu bilgisayarı sana ben öğreteceğim. Aman istemez istemez. Ben hoca tutup başımın çaresine bakarım. Anne şey karnım... Aç. Kime söylüyorsun bu oğlum ya? Bu evde yemeğini kendin yapacaksın. İlk önce yemek sonra ders. Çok güzel bir yemekti. Afiyet olsun. Acaba tatlıyı da içeride mi yesek? Bana uyar. Ama önce bir sürprizim var. Sanırım anlamışsındır. Ben sıradan şeyleri pek sevmem. İnan ben de öyleyim. Hem de bunlar ne? Bu geceki kostümlerin. Niye geri döndün sen? Ay Banu konuşsana, deli ediyorsun beni. Arzu yüzünden değil mi? Yarı yolda bıraktı seni. Ne yaptınız? Ay giyindin mi? İyi. Yavrum yüzünü gözü çok boyama değil mi? Ay şu şeyinizden bana da sıksanıza. Oh. Ay mis gibi. Yavrum bu ne duruş böyle, kambur gibi durma. Ay maşallah. Geldiler. Ay geldiler. Hadi koşun, hadi koşun gelin. Bu kadar aylaklık yeter. Artık ders çalışma vakti. Veremedik ki şu anatomiyi de. Ama dur. Bu sene son.
söyleyeceksin Hacer? Çocuklarla mı ilgili? Bahri, bana çok kızacaksın. Ya anlasana Hacer, ne oldu? Bahri'cim, Meryem'in CD'sini bulamıyorum. Ne? CD'yi mi bulamıyorsun?